Karıncalar, Jae Chun Choi, Yeni İnsan Yayın Evi. Karıncalar dünyanın en çalışkan hayvanlarıdır. Büyüleyici bir şekilde topluluk halinde ve müthiş bir uyum içinde yaşarlar. Kolonileri aynı yuvayı paylaşır. Yaz aylarında her yere yayılır ve bizler karıncayı incitmekten imtina eden insanlarız. Güney Kore'de hazırlanan ve çizimleri usta bir ressam Eun Ok Kang'ın yaptığı Karıncalar, çocuklar bu göz alıcı küçük hayvanın dünyasını tanısınlar diye dilimize çevrildi. Karıncalar nasıl yaşarlar, neden bu kadar çalışkanlar, aralarındaki görev dağılımı nedir ve daha pek çok sorunun cevabı bir araya toplandı. Karıncalar okurlarının öğrenmeye dair merak duygusunu, kendi geleceklerine dair hayallerini gerçekleştirme ihtimallerini arttırıyor. Kitap ayrıca okurlarına hayvanlarla yeni bağlar kurmak, empati yeteneğini geliştirmek ve doğaya saygı duymak gibi olumlu etkiler sunuyor. Suki'nin Yoga Stüdyosu, Zeynep Alparslan, İtaki Çocuk Yayınları. Bozai Suki'nin Sardunya kasabasındaki küçük ama küçücük yoga stüdyosu onun her şeyiydi. Suki'ye göre yoga, kendini sevmek, hem bedenini hem de ruhunu esnek tutmak, kalbini tüm dünyaya açmak demekti. Fakat bir gün yoga stüdyosunun karşısında başlayan bir inşaat, Suki'nin hayatında korkunç bir sorun yaratmak üzereydi. Narin lotus çiçeğinin yoga stüdyosu, gösterişli, kocaman binası ve iddialı sözleriyle Suki'ye rakip olmaya hazırlanıyordu. Suki'nin hiç şansı yok gibiydi. Acaba Suki, havalı narin lotus çiçeğinin karşısında durma gücünü kendinde bulabilecek miydi? Zeynep Alparslan'ın kaleme aldığı Suki'nin yoga stüdyosu, sevimli Bozai Suki'nin başından geçenlerle tüm inişleri ve çıkışlarıyla birlikte hayatla barışık kalmanın değerini sımsıcacık bir hikaye üzerinden anlatıyor. Hamurdan Kalp, Maria Par, Yapı Kredi Yayınları. Yaz tatilinin ilk öğleden sonrası, Lena ile beraber evlerimizin arasına teleferik çektik. Tabii ki Lena her zamanki gibi ilk denemek istedi. Tam yolu yaralamıştı ki küçük bir rış sesiyle ayakları ipten aşağı kaydı ve birdenbire iki ev arasında yalnızca elleriyle tutunarak ipte asılı kaldı. Lena ile Trille çok yakın arkadaşlar. Üstelik komşular ve aynı sınıfta okuyorlar. Tabii hiç boş durmuyorlar. Kafa kafaya verdiklerinde müthiş fikirler buluyorlar. İki arkadaş çok eğlenseler de zaman zaman başları derde girebiliyor. Neden derseniz, inekleri gemiye bindirmenin, kucağınızda bir tavukla dik bir tepeden kızakla kaymanın, gece gök gürültüsünü daha iyi duyabilmek için verandada uyumanın bazı sıkıntılara yol açabileceğini söyleyebiliriz. Norveçli yazar Maria Par'dan arkadaşlığın, ailenin, komşuluğun, dayanışmanın hayatlarımızdaki önemli yerini vurgulayan bu müthiş hikaye sizi güldürecek, heyecanlandıracak, bazen de hüzünlendirecek ama kesinlikle içinizi ısıtacak. Binbir Oyunlu Odysseus, Ivan Pamuk, Yordam Kitap. Bazı insanların hayran olunası bir cesareti vardır. Ama gereksiz risklerden kaçınmasını da iyi bilirler. Bu sayede hayatta kalır ve daha uzun süre kahraman olarak yaşayabilirler. İşte bu temkinli kahramanların en büyük örneği Odysseus'tur. Kafasının içinde bin bir oyun dolaşan, gözü pek ve akıllı savaşçı Odysseus'un Troya Savaşı'ndaki kahramanlıklarını ve savaştan sonra evine dönüş yolculuğunu Homeros çok uzun yıllar önce anlatmıştı bize. Bugünse Ivan Pamuk bu büyük macerayı birbirinden güzel resimlerle görselleştirerek genç okurlara sunuyor. Troya Savaşı'nın ardından İtaka Kralı'nın adasına geri dönebilmesi tam 10 yıl sürmüştü. Hikaye öyle heyecanlıydı ki bu 10 yıllık yolculukta Odysseus'un başına gelenleri teker teker aşmak zorunda kaldığı sayısız engeli nefesimizi tutarak takip ediyoruz. Evine varmakla rahata kavuşmuyor Odysseus. Son bir hesaplaşma, son bir sınav onu bekliyor çünkü. Odysseus, ne macera ama!